Babacığım hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bomba bakın ciddi anlamda clickbait falan değil bildiğiniz bomba gibi bir maçla sizlerle birlikteyim. Normalde bu videoyu atmazdım bu kadar erken ama gerçekten bu maçı görmeyi hak ettiğinizi düşünüyorum. Bin abone özel kardeşim size böyle bir video göstereceğim. Takımımızda İstanbul Vice iki tane oyuncu var. Birisi Flankton birisi de Gandalf. Ve Rampok var arkadaşlar. Rampok'u hemen tanıtayım size. Arena tap Valor'ın 1 oyuncusu yani. Yeri geldi top 2 oldu. Yeri geldi top 3 oldu. Ama genellikle 1700 yıldız kasarak tap 1 oyuncuydu. Gerçekten iyi oyuncular var takımda. Ben de doğu girdim kitiyle. Hani rakipte de aynı seviyede oyuncular olduğu için başlattım. Nirvana ne? Hani bak soruyorsunuz ya Nirvana nedir diye. Ben size gelirim bu videoyu gösteririm Nirvana olarak. Çünkü rakipteki oyuncular da mükemmel biz de mükemmeliz. Ya ben de turnuva başarısı olarak bir şeyler sağladım. En azından bu oyunculara karşı nasıl oynamamız gerekiyor. Ya da Challenger'e nasıl oynamamız gerekiyor bunları biliyoruz. Ya benim puana bakmayın benim puan ve dans söz gibi bir çıkıyor bir düşüyor bir şeyler oluyor yani sayısal loto gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ben de Challenger Elo'da takılıyorum arkadaşlar. Kasıyoruz düşüyoruz kasıyoruz düşüyoruz hiç önemli değil. Maksat zevk almak. Bu tür oyunlardan gerçekten fazlasıyla zevk alıyorum. Maçı sizlere sunacağım yani bir koç olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Nerede hata yapıldı kendi hatam varsa onu size söyleyeceğim. Maçı nerede daha iyi bir şekilde yönetebilirdik bunun gibi şeylerden bahsedeceğim. Mesela Frankton'un yapmış olduğu bir hata şu an gözüme çarptı hemen size anlatayım o yapmış olduğu hatayı. Support dediğiniz arkadaşlar rakibi korkutmalı. Şimdi diyeceksiniz adamı nasıl korkutacak böyle falan mı diyecek hayır arkadaşlar hemen anlatıyorum sol tarafta gördüğümüz iki tane çalımız var değil mi biz orayı mangal yapabilmek için böyle yerlenebilmek için bir şey takılmak için değil de pusu kurabilmek için Rakibi korkutabilmek için engage oradan başlatabiliriz. Çünkü adam nereden atlayacak? Çalının ucunda mı, ortasında mı, sonunda mı? Bunu bilmez. Mesela karşı Alistar'a bakın adam orada. Yani düşünmeniz lazım. O adam oradaysa biz o adamı oradan çıkartmamız lazım. Yani solucan gibi düşünün. O yuvaya sokacaksın çomağı ki gelsin. Mesela o adam girecekti yani flankton girecekti bence. Ondan sonra biz orada hasar takasını %100 kazanırız. Çünkü Nami var bak. Yani Nami mizah var ya. ile Alistar o kadar güçlü değil lane'de. Matchup olarak güçlüyseniz arkadaşlar yani yanınızdaki şampiyonların e, karşıdaki şampiyonlara karşı güçlü olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle rakibe karşı üstünlüğünüzü korumanız lazım yani rakibe. Hep böyle atak 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 değil çünkü adamlar size gank atabilir bir comboyla adamlar sizin aklınızı alabilir. Yani gördüğünüz Jinx videomda Alistar Ondan sonra W attı, sonrasında arkama Q attı, beni kule altına itti. Yani benim flash'ım olmasaydı ben ölmüştüm. Bu tür hani pozisyon hataları falan yapmamanız lazım. Siz o yüzden uyarıyorum. Gerçekten kaliteli bir maç geçip de oyunu öğrenmeniz gerekiyorsa bu maçlardan öğrenmeniz lazım. Size direkt olarak söylüyorum. Goldelo'da, Platoloda ya da bunun gibi liglerde video çeken oyunculardan hiçbir şey kazanamazsınız. Yani Toxilla gibi bu tür oyuncular size sadece Hero'nun pasiflerini kavratır ama oyunu kavratamaz. Çünkü o Elo'daki oyun stili ile bu Elo'daki oyun stili aynı değil. Adamlar 4 kişi tower dive geldi ve biz şu an 3 kişiyiz. Ama ona rağmen tower dive'i kazanabiliyoruz. Bu Rampok normalde bak normalde kötü bir oyuncu olsaydı gelmezdi. Neden? Adam baktı. Karşı lane'indeki adam geldi. Şu an ilk kuleyi de düşürebilecek bir pozisyonda değil. Adam dedi ki bu adam gidiyorsa ben de ona destek sağlamam için benimle gitmem lazım. O adam gelmeseydi biz o tower dive'ı büyük ihtimalle kaybedebilirdik ya da bu kadar karlı bir şekilde çıkamazdık. Ya bunlar oyun bilgisidir. Bak şu an Rambo kardeşim hani adam Türk olmamasına rağmen bile sen bu adamla rahat bir şekilde anlaşırsın. Temel şeyler vardır İngilizce'de. Onları bildikten sonra sen ister Fransızlarla oyna ister İspanyollarla oyna ortak dil İngilizce. O yüzden mesela tower dive dedim. Tavırdan ne demek? Hani daha önce böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar gerçekten önemli olan terimler, bilgiler. Bak açacaksın Google'a yazıyorsun. LOL terimleri. Geç bunları öğren. Dene. Mesela tavırdan kule altı girmektir adamlara. Geçersin kuleyi tanklarsın. Bunlar üst düzey oyunculuklardır. Aslında üst düzey değil de. Oyuncuların %90'ı şu an oyunda çöp olduğu için. Ya bunları yapmak bile bulunmaz bir nimet olarak geçiyor. O yüzden kendinizi ne kadar seri bir şekilde geliştirirseniz oyundan da ya da herhangi bir platformdan seri bir şekilde para kazanabilirsiniz. Hani diyorlar ya turnuvalardan vesaire turnuvalardan çok fazla para kazanamazsınız. Neden? Çünkü şu an oyun sezon 1'de sezon 2'de reklamının döneceğini duydum ama ne kadar doğru olur bilmiyorum. Burada bizim eleman güzel çarp attı. baba oğlum benim be. Bak burada flash'i koyuyorum. Ama atmasaydım da keserdi herhalde ama Ziggs'e pek güvenemedim ultisi belki bir tık daha yavaş gelebilir diye. Ziggs şu an metada olan bir şampiyon ama karşımızda çok görmediğimizden dolayı nerede ne yapacağını pek bilmiyorum. Burada W yedikten sonra arkadaşlar Kaysa'dan rakiple dalga geçiyorum. Baksanıza base'i koyuyorum adam delirdi roket kemer attı beni arkaya attı. Ama ona rağmen ben o adamı kesebileceğimi biliyorum. Neden? Yanımda Nami var 1. Üstümde Red Buff var 2 adamdan daha üstün bir golda sahip olduğumu biliyorum. 3. Dördüncüsü hem Zayi'yi iyi biliyorum hem de Kayısa'yı iyi biliyorum. Bak bu da oyun tecrübesi mi desem yani benim iyi olduğumu gösteren bir şey mi desem kendimi övmek istemiyorum ama bunlar bariz olan şeyler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Rakip hani şu an itaat ediyor ya. Yatacaksınız aşağıya. Ben size geçen videoda ne dedim? İşte yok tapon 15 hedefimiz vardı. Yok şöyle yok böyle. Kötü bir oyuncu olsam ben şu an 10 kez ölmüştüm. Bak size açık net söylüyorum. O adamlar beni motor etmişti. Çünkü adamlar kardeşim 4 kişi bize tower geliyor. Ama yatıramıyorsunuz baba yatıramayacaksınız. Bak biz 2 ve 8 mi atacağız? Yoksa 3 ve 7 mi atacağız bilmiyorum ama gerçekten arkadaşlar çok büyük hedeflerimiz var. Hayallerimiz var. Gerek YouTube olsun gerek ondan sonra e-spor mecrası olsun. Takımda kuracağız ama şu an oyunda söylediğim gibi kaliteli oyuncu sayısı az. Mesela burada e, kuleye verilen hasar olsun falan diyecektim. Normalde hani kuleye vursun minyonlar diyecektim. Alamete katılacaktım. Burada büyük bir hatam var. Rakip bir anda toplandı ve orada alameti kaybettik galiba. Bizimki de çalamadı ultiyle. Damage etmedi ama burada fight'ı kazanabiliyoruz en azından. Çünkü şu an çok güçlüyüz. Aşırı güçlüyüz o yüzden arkadaşlar... Yani alameti aldılar oyunu kaybettik. Ejderi aldılar oyunu kaybettik gibi düşüncelere sahip olmayın. Siz böyle zaten düşünürseniz o oyunu kaybedeceksiniz. Zaten mental olarak kaybetmişsiniz. Bir de bu mental olarak kaybettiğiniz şeyi oyuna da yansıtıyorsunuz. İster istemez ben size söyledim yani bir single görsem bir nasus görsem. Bak mesela bizim takımda leş gibi bir top lane olsaydı bu oyun lost'u büyük ihtimal. Çünkü Bizim büyük ihtimalle top lane'imiz gelmeyecekti. Kuleye 300-500 vurma derdinde olacaktı. Ondan sonra biz de 4 ve 2 yapacaktık orada. Ya belki kazanabilirdik. Belki kaybedebilirdik. Bilmiyorum ama ben şu an oyundan zevk aldım ve size oyunu öğretmeye çalışıyorum. Adama bakın bak şimdi adam bir top lane'de bir bot lane'de. Ben bir geçiyorum mid lane'in farmını alıyorum. Bir sağa geçiyorum bir sola geçiyorum. Yani turnuvada yapılan şey bu. Mesela match up'ta kötüsündür. Hani size match anlattım ya. Oradaki bot lane'de kötüsündür. Hemen top lane'e geçersin. Rakibimin gelmezse o rakip top lane'in baba orada bitiyor. onun oyunu orada bitiyor. Sonrasında base atıyorlar lane'i ittirebiliyorlarsa. Ya yani top lane'deki adam ittiremiyor da top lane'deki adam da base atıyor. Çünkü ya farm'a e, vurdurmayacak adamın. Yani taktikler var. Nasıl anlatayım size? Mesela ben top lane oynuyorum. Minyonu almaya çalışacağım ama rakibimdeki iki kişi bana o farm'ı aldırmıyor. Hal böyle olunca da ben base atacağım. Adamlar da şey yapacak. Base atacak. Ben bot lane'e geçeceğim. Ondan sonra gold kaybetmiş olacağım. Ve sonrasında ne olacak arkadaşlar? Gold tip açılacak, 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 açılacak. Bir anda oyunu kaybedeceksiniz. Ve bu adamların bulmuş olduğu taktik işe yarayacak. Sonrasında deneyecekler. Farklı taktikler deneyecekler. Mesela ilk kuleyi alma muhabbeti var. Ben bakıyorum. Dakika 3 bak. Ee, rakip takım bot lane'deki ilk kuleyi almaya çalışıyor. Ondan sonra diğer takım da top lane'deki kuleyi almaya çalışıyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor yani. Mesela sen alev varken mavi kesmeye çalışamazsın. Bak geçersin alev sattın diyelim bak o, o hatayı yaptın diyelim. Ama bir kar elde ettiğini varsayarsak okey. Ama sen geçip de mavi kesiyorsan orada minyonları ittirmeye çalışıyorsan o kesinlikle söylenemez yani o yanlış bir düşünce. O yüzden böyle şeyler yapmamanız lazım. Herkes toplanıyor ejderi. Alistar orada split push yapıyor. Yani neden öyle bir şey yapıyor anlamadım ama büyük ihtimalle şey yani panteonda yok ya. Panteon olmadığı için demişlerdir adamlar. Giden bir bulut ejderi olsun Magabe falan diye ben düşünüyorum. Ya biz şöyle yapıyoruz genellikle arkadaşlar. Turnuvalarda tabi bunlardan söz edebilirim. Çünkü sen solo Q'da bu ejler için savaşma. Gelme oraya adamlar yazar ananı başını diye. O yüzden arkadaşlar bu söylediğim şeyler 5 ve 5 ya da yüksek eloda oyun bilen adamların karşısında yapılacak şeyler. Mesela biz bu bulut ejderini almazsak ne olur? Hiçbir şey olmaz çünkü hareket hızı sağlıyor. Hareket hızı sağlasın bir şey olmaz yani. Alev ejderi gerçekten turnuvalarda en önemli ejder. O yüzden alev ejderi için 3-4 kez fight bile yapılıyor. Adamlar doğuyor, ölüyor, doğuyor, ölüyor. Böyle fightlar dönüyor. Ama gerçekten Böyle nasıl desem güzel maçlar ya. Ulan artık şu ejderi alalım da şuradaki fight bitsin falan da moduna giren insanlar var. Çarpatma muhabbetleri zaten ayrı. Mesela bizim turnuvalarda girdiğimiz adamların çoğu çarpatamıyordu. Ya bizim kendi takım arkadaşlarımızdan söz ediyorum bu arada. Gitti köpeği bana redi saldı şaşırdım yani bir üstümde olduğunu görünce. Dedim ki ne oluyoruz babacım. Bu arada base atmamız lazım da bunlar gider ya bunlar tutar herhalde. Ben öyle düşündüm. Yani burada farma devam ettim. ADC oynuyorsanız arkadaşlar farma bir tık öncelik verin. En azından ben farm köpeğim. Yani farm 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 diye ağlıyorum. Ondan sonra kasıyorum. Tak bir geliyorum. 1v5. 1v5 pek fazla atamadım ama elimden geldiğince mesela o fightte 2v5 atıyoruz introdaki fightta. Ama Nami bana yardımcı olmadı ya. Skill tutturamadı. Aslında Zonya'yı basabilseydim. Basmaya çalıştım da basamadım. Orada adamı kesecektim. Ya yanlış anlamayın bu arada. Adamlara mesela şu an base atma şey yapıyorum da. Bana bunlar ADC salmadı geçen maç. O yüzden yapıyorum. Bir tık tilt oldum bunlara. Şimdi ADC aldığımı görünce de üstüme falan oynadılar. 4 kişi geldiler. Çullandılar. Ciddi anlamda oyunda hem rotasyonu öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Ya takım oyunu bakın. Mesela ben kötü oynasaydım bu oyunu kaybedebilirdik. Top lane kötü oynasaydı bu oyunu kaybedebilirdik. Ya da support kötü oynasaydı biz bu oyunu kaybedebilirdik. Sizler bu oyunda hem rotasyonu öğreniyorsunuz hem build'i öğreniyorsunuz. Mesela ben scoreboard'u açıyorum tamam mı? Scoreboard'dan bakıyorsun. Nami ne item çıkmış. Zayah ne item çıkmış. Kaysa ne item çıkmış. Bunlar önemli olan şeyler arkadaşlar. Adamlar da değişik bir fight attı. Ya şu Lace'in ultisini falan yiyorlar ya. Bir de bana çarpıyor. E gerçekten tilt oluyorum. O yüzden yemeyin lan ben sizin yüzünüzden ulti falan yiyorum. Çıldırıyorum ya. Geçen canım bir de adam bir ulti çaktı bana. Bizim takım arkadaşlarım da öldü. Ben de öldüm. Ya bu da böyle bir anımızda. Ejder'e girmeleri lazımdı burada. Darius ne yapıyor ki orada? Midlane ittiriyor. Yapılan yanlıştan da söz edeyim. Mesela o adamların hepsi buraya gelecekti. Yani 5 kişi olarak biz Baron'a girecektik. Çünkü canımız az. Baron da çok fazla vuruyor arkadaşlar. Köpek gibi vuruyor ya. Zaten tek başınıza Baron alayım. Lord alayım Aran of Faller'daki gibi işte. Dark Slayer falan alayım mantığı yok. Yani tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. İsterseniz can çalmanız falan olsun. Alamıyorsunuz arkadaşlar. En azından bir kişinin size yardım etmesi falan lazım. O yüzden de takım oyunu olduğunu buradan da görebiliyoruz. Hepimiz girecektik. Yani 5 kişi olarak girecektik Baron'a. Sonrasında Zix ya da Darius çıkacaktı Baron'dan. Canı 3K falan kaldığında. Ne yapacaktı? Korki'yi zonlayacaktı. Korkin'in önüne zaten o skill'i var ya mayın gibi düşüyor. Onu attıktan sonra zaten Korki ölecek yok olacak. Ya bunları düşünmesi lazım diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Ya bir anda düşünemeyebilir insan sonuçta. Ama genel olarak takımdaki herkes gerçekten güzel oynadı. Özellikle rakipteki oyunculara bakacak olursanız kaliteli oyuncu herkes bak. Herkes kaliteli oyuncu. Ama şu an çok fazla kaliteli oyuncu olmadığından kimin iyi kimin kötü olduğunu göremiyoruz. Mesela bu adamlar iyi gibi görünüyor. Hani rankta iyi oynuyor vesaire de iyi oynuyor ama bir bakıyorsun turnuvada gerçekten çok kötü oynuyor. Hem korku var hem heyecan var. Bunu şu an flankton ya da herhangi bir insan için söylemiyorum genelleme olarak söylüyorum. Sonra demeyin lütfen arkadaşlar yok flanktona şöyle dedin yok Gandalf'a şunu söyledin falan filan. Benim kimseyle bir şeyim yok sıkıntım yok. Birkaç kişiyle var ama onlar da gerçekten hak ettiği için söylüyorum. Yani onlar da umurumda değil en azından arkadaşlar. Kendi oyunumuza bakıyoruz. İlerleyen zamanlarda yani ilerleyen sezonlarda daha doğrusu hiçbiri kalmayacak. Herkes çıktığı yere geri dönecek yani. Ben size baştan beri bunu söylüyorum ama şu an belki bu maçtan sonra ciddiyetimizi kavramışsınızdır herhalde. Adamları tanıttım. Yani lamba başı değil oyuncular arkadaşlar? Hani Nami şu an ulti atsaydı daha kaliteli bir oyun görebilirdik ama Hero deniyor olabilir. Mesela benim de hatalarım oldu. Olabilir. Mesela ben burada orba atamadığım için öldüm. Bu da benim hatam yani. Burada ama e, bir tık geride durdu ya. Çok geride durdu. Ha, benim yanımda dursaydı daha farklı olabilirdi de. Neyse sağlık olsun. Önemli olan oyunu kazanmamız. Önemli olan bu şeylerden ders çıkarmamız. Bu arada zayıf fazla oynamadım. Yani toplasam bir 20 turum falan vardır. Yeni yeni öğrenmeye çalıştım. Bu arada Zayah öğretici değildi. Sadece oyunu öğretme amacındaydık size. Sonrasında Zayah rehberi gelecek. Jin rehberi gelecek merak etmeyin. Jin'in videosunu çekeceğim sizlere. Hatta çekiyordum da dedim bu maç daha önemli. Bu maçı öğrensin insanlar ADC'yi öğrensin. Sonrasında Jin'i öğrenmek kolay. Ondan sonra Zayah'ı öğrenmek kolay. Ben ilk başta Zayah'ı oynayamıyordum. Hatta size şöyle bir info vereyim. Mesela Zayah'la ulti atıyorsunuz ya. Ben onu kaçmak için kullanıyordum. Ve bu gerçekten çok büyük yanlışmış. Ben Zayıh'ın ultisi ya da tüyleri demeye çatamıyor diye zannediyordum ama doğru bu leve doğru tüy atmayla gerçekten güzel bir demeç çıkartabiliyorsunuz. Zaten takım şu an kastı için bir R5 bile yapabilir oyuncular. Oyun burada bitiyor arkadaşlar herhalde. Oyunu buradan bitirebiliriz. Oyun bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Ben burada atlayabiliyor muyum diye Merak ettim. içine doğru girmeye çalıştım da atlayamıyormuşum. Çünkü Zix'i daha önce oynamadım ve bilmiyorum. Son olarak babacım ben size açık açık söyledim. Oyununuzu geliştirmek istiyorsanız yüksek eldeki oyunları, maçları izlemeniz lazım. Ve ben de size bunu sağlıyorum. O yüzden bana destek sağlarsanız bu konuda abone olup like atıp ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir de bakın bir de Altta Discord adresimiz var. Buradan kendinize premade falan da bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eksikliklerin veya yanlış düşündüğünüz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.